örneklendireyim yine Müslümanlıktan örnek vereyim İslamiyet'te. Mesela adamlar Müslümani bir yaşamı var. Hanefi ya da Hanbeli ya da Maliki ya da Şafii her neyse. Yaptıkları ibadet nedir? Camide namaz kılmaktır. Hakkın divanına durmaktır ya da. Giderken de erkanlarını o şekil yaparlar. Bizimki nedir? Bizim erkanımız, bizim muhabbetimiz nedir? Biz ne yaparız? Dem yaparız, cem yaparız, muhabbet yaparız. İçerisinde okuduğumuz gülbenklerle biz Hakk'a yürüme erkanımızı da hem bölgedeki özgün halik atarak hem de esasta doğayla bütünleşik. Yani emdivecin ya erdu azmun ya yer ile gök. Yer ile göğün sahibi sırrına bağışla. Ya da ya Naciullah, Şitullah, Musa-i Turullah, İsa-i Ruhullah, Muhammed Resulullah, Aliyen Veliyullah, Beşran Garip Hatben Miminullah ya da 124 bin Nebi'nin himmeti hakkı için bağışla. Dediğin zaman zaten sen bu bölgede yaşıyorsan Abdal Musa'nın himmeti hakkı için diyebilirsin. Bağışla dersin, üç tane ayet, üç tane nefes ya da bir tane nefes ya da kendi yöresine ait kutsalı neyse onunla yürümelidir. Hakk'a yürüme erkanı bizim, dedim ya Alevi Kızılbaşların çoğul olması burada da çoğulluktur. Yani bölge farklılığı vardır elbette ama biz gülbenklerimizle, biz kendi nefeslerimizle Hakk'a yürüme erkanlarımızı yapabiliriz, yapmalıyız. Bundan korkmamalıyız artık. Yani artık bu İslami ritüellerden, Müslümani yaşamdan kopmalıyız. Hakk'a yürüme erkanımız nedir? Budur. Pir gelir ya da ehil kişi gelir. Onu yaparız. Biz çünkü Hakk'a yürüyen canımız diyoruz, ölüm demiyoruz. Onu da koyuyoruz meydana etrafında U harfi. Hep beraber cemal cemale giderkenki halini. Orada biz ona vekil vermişiz, müsahibini koyuyoruz oraya. Diyoruz ki sorgu, sual varsa, burada hakkı alacağı, vereceği varsa. Çünkü öteki dünya yoktu bizde. Onun için burada dara çekilir insanlar. Onun için burada senede bir görgüden geçerler. Bu anlamıyla her bölge, her köy, her yer ya da herhangi bir şekilde kendilerine ait hakka yürüme erkanı yapabilirler, korkmamalılar. Dediğim gibi ben yazdım, bitme aşamasındadır. Ben Adıyaman'daki hem cem evine vereceğim, birkaç tane genç arkadaşı da yanıma alıp alın bunu okuyun, bu hizmeti yürütün diyeceğim. Belki ben yetiştirirmem, yaparım, yapmam bilmiyorum ama en azından bunu hem inanç kuruluna göndereceğim. Zaten öyle de bir grup oluşturuldu, o da ayrı bir sorun. Bana göre artık İslami yaşamda kopmalıyız.